Ee, senin e, bu şu şeyi anlatsana ya bize bu evrensel mizah başlıklı Oxford'daki söyleşi o şimdi bizim arkadaşlar ona bakmışlar. Amerikan başkanları falan davet edilmiş senden önce. Yani o süreçte davet edilen isimler bayağı yani önemli. bir önce isimler. değil de yani şöyle diye yani dün Barak, sen önceki gün o değil ya. <laughs> Barack Obama, Hasan Can, Clinton, e, evet. Benekli Ayhan. <laughs> öyle devam ediyor. Öyle bir öyle değil ama şey e, ya evet Oxford Union diye bir dünya e, dünyanın en münazara kulübüymüş bir oraya galiba Clint Eastwood ve orada fotoğraflarını gördüğüm benim peki ön araştırmamın şeyi özensizliği fotoğraflarını görme üzerinden bir bilgi vermek öyle bir durum olmuş evet çok ya biz çok heyecanladık çok mutluyuz onunla ilgili zaten bu arada dünyada prestijli üniversitede okuyan Seyircilerimiz geliyordu. Bir bölümde mesela 8. bölüm zannediyorum. Stanford Üniversitesi'nden çocuklar gelmişti. Aynı bölüme Kocaeli'den böyle o sırada işsiz çok yetenekli çok zeki Fatih diye bir kardeşimiz gelmişti ve o bölüm mesela hep birlikte aynı şeye gülmüşlerdi filan zaten şeye aşinayız yani nitelikli üniversitelerden de dünyanın her yerinden Türk öğrencilerin dünyanın her yerinden izlenmeye bununla ilgili aldığımız takdirle ilgili çok şükran doluyuz ama tabii ki bir evrensel mizah konulu bir söyleşi daha da prestijli bir yere, daha güzel bir yere götürdü bizi. Biz de çok mutluyuz bununla ilgili. Gittik orada ve kaliteli bir söyleşi oldu. Dünya mizahından konuştuk. Türkiye'deki, benim komedi tekniklerimle ilgili konuştuk. Türkiye'deki mizahın kökeniyle ilgili konuştuk. Yani orta oyundan da, Tuluat'tan da, Hiciv'den de konuştuk. Bu çok keyifliydi. Bizim için de çok şeydi. Yani içeri tatmin edici bir konuşanlarla bir şey. ilgili eleştirilerde hep şey diyorlar ya bu ne böyle ne lay loy loy falan diyorlar ama ben mesela çok e, hayata dair çok sosyal eleştiriler de görüyorum bazen e, bence sisteme dair de eleştiriler de var mesela başımızı belaya sok sok Hayır, Devam. hayır şöyle var Devam, mesela evet. özel üniversiteler meselesi ya ya Türkiye'de hiç kimse konuşulanlarda söylendiği kadar net eleştirmemiştir bence. Evet. Yani mesela İlber Hoca ile biz program yapıyoruz. İlber Hoca hemen hemen hep söyler. Bu kadar üniversite olmamalı Türkiye'de bu yanlış. Hep konuşur. Bütün Türkiye'deki önemli aydın insanların eleştirisidir bu. Ya konuşanlarda bu mizahın belki de şeyiyle hoşluğuyla o kadar güzel ve o kadar anlamlı bir eleştiriye dönüşüyor ki. Abi şey şimdi şöyle aslında bunu biraz çaktırmış. Mesela altını çizdim muhtemelen bir daha yaptırtmazlar bize özel üniversite şakası. <laughs> çok teşekkür ediyorum o yüzden bu <laughs> e, desteğin için. Biz Ama istiyoruz. işte özel üniversite var özel üniversite var abi. Çok iyi özel üniversiteler evet. de var. Sen ben gidip iki gün sonra şunu alt katta özel üniversitede açıyoruz. Evet. Bizim söylediğimiz özel üniversiteler bunlar yani. Tam olarak yani. evet tam olarak aslında Yoksa öyle. Yoksa şimdi haksızlık etmeyelim. Türkiye'nin çok iyi üniversiteleri arasında özel, özel üniversiteler var abi. Evet evet. Yani öyle özel zaten adını yayınlıyorum çoğunu hmm. Yani zaten böyle çok giydirdiğimde adını yayınlamıyorum. Yani adamın dava açabileceği, hani o e, üniversite bir kat daha çıkabileceği parayı bize dava açarak har, <laughs> e, harcamasın diye e, bazen şey yapıyoruz. Ee, özel üniversiteler. Bazı özel üniversitelerde senaryo ötelesi verdim ama e, ne derler ona bir hani eğitimle ilgili bir otorite değilim. Ama tabii ki bu konuda bir vatandaş olarak şaka yapma hakkımız var. Bir komedyon olarak seyircinin de gülme hakkı var. Bunu sonuna kadar kullanıyoruz. isimlerini yayınlamayacak derecede. Hepsi. Sen diyorsun ki şakadan muhataba alınıyorsa kötü şakadır. Evet. Benim en büyük kriterim odur. Benim kariyerim boyunca şaka yaptığım bir kişi bile ünsüzkenki dahil senelerdir ve daha ofansiftim ünsüzken ve daha zordu. İnsanlar e, genellikle sürpriz yani gelip sürprizle karşılaşıyorlardı. Şu an benim tarzım bilerek geliyor insan Hatta ben şaka yapayım diye özellikle yırtınan var. E, ama ben ünsüzken de yani etrafındaki şahitler bilir ki zaten kulaktan kulağa dolmasının nedeni de oydu. Memnun kalıp yanındakileri çağırma dahil. Hiçbir seyircim e, gülmeden ayrılmadı ona yapılan şakayla ilgili hiçbir seyircim rahatsızlık belirtmedi Benim için en büyük kriter odur eğer muhatabı gülmüyorsa diğer herkes gülüyorsa bile o şaka başarısız bir şakadır Böyle bir şey oldu ne yapıyorsun özür mü diliyorsun yani Hiç olmadı bir kere bile olmadı Olur abi. ama insanlık halinde. Olmadı mi? abi. Yani inanamıyorsunuz da olmadı. Yani işte belki bu e, bazı şeyler gerçekçi gelmiyor da bu kadar başarılı olmamızın nedeni bazı böyle gerçekleşmesi çok zor şeylerin de gerçek olmasıdır. Sende bir tuhaf bir şey var. O da şu şakayı yaptığında muhataba alınmıyor ama muhatap dışında alınanlar oluyor. Ya sen bana şakayı yapıyorsun mesela. Bunu izleyen biri diyor ki aa böyle bir şey olur mu ne ayıp ya Abi da... şimdi izleyen mu? acayip izleyen, şey. Bak, bizim izleyicilerimizden yine alınan yok. Milyonlarca zaten seyircimiz var. Sayılar ortada. Dijital dünya çok güzel bir İlgi dünya. alaka da ortada. Ha, i̇lgi alaka da ortada. Bunun yanında bu sayıya göre çok az bir kendini otorite atfeden bir troll, troll dediğimiz kitle de var. Bu bana özel değil. Bu e, büyük kitlelere iş yapan herkesin hayatında var. Yani ben 5000 tane fidan bağışladım şeye. Bu yangınlar olduğunda. Daha başka ne yapabilirim bilemedim o an. Onu bağışladım. Biri şey yazmış. Bu fidanlar kesin yazmış. Böyle yardıma demiş. böyle yardım edemezsin. İşte git yangını böyle söndürür mü yeni açar? Git yangını söndür filan yazmış. Yani şimdi, şimdi bu adamı zaten umutsuz vaka. Ya. Şimdi ben buna ne diyebilirim? Bu adam ben mutlu edemem ki. Bu adam yaptığım şakadan da mutlu olmaz. Diktiğim ağaçtan da mutlu olmuyor. Benim yarın başka bir şey yapsam iyi. Topluma dair biri bir şey yapsa onda. Çünkü bu adam zaten birini gömerek kendini daha iyi hissetmek üzerine gelmiş. Hayır orada şu an tuhaf olan şu. Şey. Bana göre değil bu mizah diyebilirsin. Yani Tam ben şeyde. gülmedim, Tam hoşuma şeyde. gitmiyor bu şaka biçimi diyebilirsin ama... ...buradan bir ahlak, buradan bir böyle bir garip bir e, terbiye falan çıkarmak bir garip. Yani herkesin ahlakı abi kendisiyle benle benle be. alakalı değil. O dediğim gibi o troll orada bütün gün birilerine çakıyor. Abi. Zaten bu arada eleştirilen bak söylüyorum sana. Sende, senin işlerinde eleştirilen senden daha çok senin seyirci. Ama işte o beni daha çok... O beni rahatsız eden tek şey hmm. Ben kendimle ilgili şeyler rahatsız olmuyorum. Zaten ben çözmüşüm adamın ne olduğunu. Ama benim seyircim bana göre konuşanlar sayısı altını siziyorum. En ruh sağlığı yerinde bence e, en e, kafası çalışan, miza yönü gelişmiş e, kaliteli kitle diye düşünüyorum konuşan sayısı Zaten sayısı o kadar büyük ki emin bir kısmında da bilmem ne seyircisi, onun bir kısmında da bilmem ne seyircisi. Ve bu kadar işte sayıyoruz nitelikli üniversitelere giden çocuklar. Abi. Biz abi onlarca ödül almışız yani ODTÜ, ÜTÜ, Hacettepe, Yeditepe, Galatasaray Üniversitesi e, yani aralarında bunlar da var. E, aklıma gelenler e, Kültür Üniversitesi, ee, pek çok üniversiteden ödül almışız. Şimdi burada pırlanta gibi genç beyinler, akıllı beyinler yani burada bu kadar çeşitli memleketin her yerinden kendi travması olan kendi yani ödül bir ispat diyemiyorum ama oy birliğiyle üniversite ödülleri olduğu için çok önemsiyorum. Yeni nesil komedyen diye küçülsemeye çalışanlar da var. Z kuşağı komedyeni, yeni nesil komedyen. Bunun da e, bunun da altın çizeyim ben de gurur duyuyorum. Yani yeni nesil komedyen, Z kuşağı komedyeni e, sem eğer Bunun adlandırıldığı gibi. Ya bunu işte yeni nesil beğenmiyor benim üzerimden. Anlatabildim Hı. mi? Bunlara mı yani gelip orada işte bilmem ne anlatıyor gülüyor diye eleştiriyor ya. Ben bununla ilgili gurur duyuyorum. Bana göre bu ülkeyle ilgili yeni nesil yani Z kuşağı benim bu dünya ile ilgili e, geleceğe çok daha umutla bakmamı sağlıyor. Yani benim için mesela eleştirilme falan tabii ki eleştirilecek. Herkes eleştirilir. Kimse de beğenmek zorunda değil senin yaptığın mizahı ama oradan yola çıkarak bir ahlak tanımı yapma kısmı bana çok garip Şu geliyor, o bana özgü değil. Bu ülkenin değil, problemi değil. Evet, değil. Ve yani, günlük değişiyor. Ya, aynı adam, sen aynı cümlen için sana müthiş ahlaklı da diyebiliyor. Aynı adam, sen aynı cümlen için sana ahlaksız da diyebiliyor. Tamam mı? Rüzgara bağlı. Fikir yok. Anlatabildim mi? Yani bu bir garip bir şey. Orada insan, ben kendi özel hayatımla ilgili bir şeyi anlatıyorum, bana özel bir şeyi. Ben orada seyircilerin de olduğu bir yerde şakalarla anlatıyorum. Ben buna gülüyorum, eğleniyorum. Ee, bu yani Benim açımdan bir sorun yok. Bunu dinleyen biri durduk yere bana saçma sapan kendi ahlakıyla bir ahlak biçiyor. Beni rahatsız eden sadece bu. Yani bu komik değil diyebilirsin. Bana göre değil, hoşuma gitmedi diyebilirsin ama bana kendi ahlakınla ahlaklı ya da ahlaksız demek bana bir garip geliyor. Beni sadece rahatsız eden o. Bu ülkenin bence kronik sorunu Yani ben bana dayalı Benden önce de vardı, benden sonra da olacak. Bu başarının bedeli. Fatih şöyle konuşuyorduk. Şey dedi, bundan kurtulmanın yolu başarısız olmak. Ama bu galiba Türkiye'deki ya. bütün mizahçıların evet. bir dönem yediği bir dayak. Ama hala baktığın zaman son tayla ben yılbaşı gecesi COVID'dim Yani karantinada geçirdim. Cem Yılmaz'ın gösterisini seyrettim. Bayıldım yani. E şimdi Cem Yılmaz için de bak eleştirilere yazanlara falan. Hala utanmadan Cem Yılmaz'a komik değil falan diyen var. Ya Cem Yılmaz daha ne kadar komik olabilir abi? Abi şimdi şöyle bir durum var. Ee, i̇şte bu da biraz dediğimle bağlantılı. Ee, ülkede büyük kitlelere mizah işi yapıyorsan şu anda ve bunu açık yayında yapıyorsan şu anda... Son birkaç yıldır özellikle e, bu e, manasız eleştirinin gelmemesi mümkün değil. Mesela Cem abinin ben gösterisi canlı izledim Bostancı'da. Çok da beğendim. Ve e, şey tahmin ediyordum mesela yıl başında yayınlanacağını duyunca hem çok izleneceğini de tahmin ediyordum. Gerçekten öyle oldu ama büyük e, linç yiyebileceğini de tahmin ediyordum. Çünkü bu Cem Yılmaz'la ilgili değil veya benimle ilgili değil. Bu büyük kitlelere artık iş yaptığında e, bu kaçınılmaz. Ben her, her hafta işte e, rakamlar ortada her hafta yiyorum o yani ama hiçbir önemi yok. Bu büyük başanın yanında bu küçük trollüklerin de önemi yok.